bugün okula dair artık her şeyim tamamlanmış durumda. Mezun İşsiz 5'te tekrardan merhaba. Okuldaki o sınavdan 100 üzerinden 30 almam gerekiyor ve şu an ben o sınava girsem yani 10 bile alamayabilirim. Birilerinin yanına da fasulye kurusu. Şu an benden mutlu duyuyor. Gerçekten ben benden mutlu. Ben lavada hiç mi fasulye kurusu ya? Arkadaşlar not istiyorsanız katılın. Niyet ettim Allah razı olsun bu notları ezberlemeye, hatırlatmaya. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün okula dair artık her şeyim tamamlanmış durumda. Size ÖBS'mi göstereceğim. Hoca son stajımı da ÖBS'ye girmiş ve son olarak böyle ÖBS'de genel not durumundaki son durumları görelim. Bakalım mezun olduktan sonra neler oluyormuş ÖBS'de. Bildiğiniz üzere ben ilk stajımı EBSEC'de yapmıştım Codrive ile beraber. Sonra son stajımı da okulda labda yapmıştım. Bunda buraya girdiği için artık staj bilgilerim komple tamamlanmış oluyor. Daha sonrasında burada 4. sınıf 2. dönem, 4. sınıf 1. dönem, işte 3. sınıf 2. dönem, 3. sınıf 1. dönem, 2. sınıf 2. dönem, pandemi. Şuna bakın. Şu sayısal tasarım beni bitirmişti gerçekten ve benim için çok zor bir dönemdi 2. sınıf 2. dönem. 2. sınıf 1. dönem pardon. Sonra bunlar 1. sınıf 2. dönem. 1. sınıf 1. dönem. Şu an bütün... Bu da sayısal tasarımı yaz okulunda almıştım. O yüzden ayrıyeten bu buraya girildi. Daha sonrasında şurada ders işlemleri. Ders listesinde de artık bütün derslerimi aldığım için, bütün bunlarda başarılı yazdığı için ve stajımı da tamamladığım için artık burada zorunlu aldığım AKST, zorunlu aldığım kredilerin hepsi tamamlandı. Seçmeli dersler tamamlandı. İşte İngilizce üniversite seçmeli dersleri de tamamlandı. Normalde biz 3 tane üniversite seçmeli sağladık. Normalde 10 kredi olması gerekiyordu ama işte 12 kredi oluyor. Daha sonrasında şurada bizim okul, bizim bölüm %30 İngilizce olduğu için de tüm kredilerden %30'u İngilizceyi sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman bitti. Mezunuz artık. Bu durumda yapmamız gereken şey, danışmanıma mail atacağım ve danışmanıma diyeceğim ki hocam benim işlemlerim tamamlandı, bütün ders girişlerim, not girişlerim yapıldı, mezun işlemlerimin başlamasını istiyorum diyeceğim. Ondan sonra da mezun işlemlerim başlayacak ve mezun olacağım. Ondan sonra mezun işsiz 5'te tekrardan merhaba. Tabi bu süreç içerisinde hala milyon yere başvuruyorum, geri dönüş bekliyorum, hayırlısı diyorum. Yani böyle güzel bir haber olursa sizle tabii ki de seve seve paylaşacağım. Ve hayatımın tabii ki de şu an en güzel şeylerinden biri olacak. En büyük şeylerinden biri olacak. Bakalım hayırlısı diyorum. Tam bizim kahvemizi içmeye devam ki. O zaman. Yani bitti okul. Şimdi işte bazı okullardaki yüksek lisans programlarını araştırıyorum yavaş yavaş. Yani İTÜ'ye de başvurmak istiyordum ama İTÜ IELTS falan istiyor, TOEFL istiyor. Yani easy. Burası easy. Sonra bilmiyorum belki Yıldız Teknik olabilir, Koyu olabilir. Hocaya çıkıp, okula çıkıp bir hocayla konuşmam gerekiyor. Bu konuda hafta içi gidip konuşacağım. Bakalım. Hayırlısı. Nerede ne yapacağız hepsini göreceğiz. Herkese merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Bir aradan sonra beraberiz. Aslında ara değil, böyle ara ara videolar çektim. Onları da zaten videonun başında görürsünüz. Genellikle evde takılıyorum. Ya bilmiyorum. Evden çıkamama hastalığım bu ara had safhada. Ve dışarı çıkmak hiçbir şekilde istemiyorum. Yani istiyorum ama isteyemiyorum. Yani istemiyorum. Böyle aslında çok fazla dışarı çıkmak, yürümek, hatta bisiklet sürmek. Yani bu da ne anlattım ki ben şu an? Bu telefon iyice kafayı yemeye de başladı. Bilmiyorum, benim elime geçen bir yerlerime geçiyor gerçekten. Ne söyledim de durdurdu oradan itibaren. Bilmiyorum, neyse özet geçeyim bir daha.
uzun zamandır dışarı çıkamıyorum. Çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum. Dışarı çıkamam, hastalığım hassafadan. Bugün de dışarı çıkma nedenim, annemler Giresun'dan bana bir koli yolladı otogarda, otobüsle beraber. Şimdi onu almaya gideceğim. Öncelikle bir otobüse gidecektim. 20 numaraya binip o direkt buradan bizim evin oradan otogara götürüyor. Ama baktım hava birazcık güzel dedim. Dışarı çıkmışken de birazcık yürüyeyim. O yüzden şimdi aşağıya tramvaya kadar yürüyeceğim. Bir 15 dakikalık mesafe falan var yani. Birazcık da yürüyüş yapmış olurum bu bahaneyle. Çünkü gerçekten günlerdir aslında dışarı çıkmak istiyorum ama bir türlü çıkamıyorum. O bir şey bana engel oluyor. Ya evde kalmaya o kadar çok alışmışım ki. Ki şöyle bir şey de var. Evde asla sıkılmıyorum. Keyfim yerinde. Ama bir şekilde yine bir insan bir dışarı çıkıp bir hareket etmesi gerekiyor değil mi? Yani evde sadece gün boyunca üst kata in çık, bir tuvalete git gel. Sonra işte bir şeyler hazırlarken şey ya falan filan. Yani hareketlerim sadece bunlardan ibaret. Neyse bugün hava güzel. Birazcık bir tık soğuk şu an. Ellerim üşüdü ama yani çok önemli değil. Onun dışında birazcık gelişmelerden haberdar edeyim sizi. Okulda hocayla konuştum. Biliyorsunuz ki ALES'ten 81 aldım. Hani bir yüksek lisans yapmak için evet yeterli bir puan bizim okulda. Ama şöyle bir şey var. Tabii başvuru yaptıktan sonra bir okulda genel bir sınav. Yani konularla alakalı bir sınav olacak. Ve daha sonrasında bir mülakata gireceğiz. Eğer onları geçersem yüksek lisans yapma hakkı kazanmış oluyorum. Ama şöyle bir şey var ki okuldaki o sınavdan 100 üzerinden 30 almam gerekiyor. Ve şu an ben o sınava girsem yani 10 bile alamayabilirim. Yani 1 bile alamayabilirim yani. Çünkü çok fazla ders var ve şu an gerçekten hiçbirini hatırlayamıyorum. Belki görsem falan ucundan birazcık hatırlayabilirim ama yani elektronik 1-2, EMAT, EMDT, sayısal analog haberleşme, mikro işlemciler, işte diferansiyel denklemler, matematik, işte bilgisayara giriş falan filan, C, hani bütün dersler, kontrol, anten, yani ben anten falan hiç almadım zaten, bilmiyorum yani. Bütün dersleri kapsayacak. Birazcık ona çalışmamız gerekiyor. Birazcık ders çalışma temposuna döneceğiz arkadaşlar. Gerçekten. Çalışmamız lazım. Çalışmaya kalem tutmayı falan da unuttum yani gerçekten. En son bir ALES'e iki deneme falan çözdüm yani. Onun dışında bir şey çalışmadım o zamana kadar. Neyse. Bugün biraz çalışırız. Çünkü zaman ilerliyor. Bugün ayın 9'u. 19'unda son başvuru tarihi. Ayın 19'undan sonra da hangi gün olacak bilmiyorum. Şey var. Sınav olacak. Tabii ne zaman bilmiyorum. O yüzden böyle 10 günüm varmışçasına. Bütün derslere çalışmayacağım. Çünkü yani antendir, EMAT'dır, EMDT'dir. Bunlar aşırı kapsamlı dersler. O yüzden böyle daha basit diyebileyim. Yani daha böyle gördüğümde hatırlayabileceğim derslere çalışacağım ki hani 30 alayım geçeyim yani. Çok zor. Ya gerçekten çok zor. Bilmiyorum ne olacak. Umarım yapabilirim. Daha sonrasında bilmiyorum, araştırma görevlisi olma niyetim var. Çünkü yani iş bulamama durumlarımı zaten biliyorsunuz. Hala sıfırım, hala iş yok. Bilmiyorum iş bulursam da bu fikrimden vazgeçer miyim, vazgeçmez miyim bilmiyorum ama hani bir akademik kariyerimin olmasını istiyorum. Hani bir doktora yapmak istiyorum. Hani doktorayı Kocaeli'de değil de aslında yurt dışında yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Belki böyle şeyler de yapabiliriz. Bilmiyorum ilerleyen zamanlarda. Tabii bunun için bir kadro açılması gerekiyor. Okulda araştırma görevlisi. Ondan sonra yine bir sınavlara giriyorsunuz. Tabii bu biraz hocayla konuştum ben. Yazılı sınavmış. 7 sorudan 5'ini falan yapmamız gerekiyormuş. Tabii o sırada diğer insanlarla da yarışıyorsunuz. Evet benim ALES puanım 81 ama ne kadar yüksek o kadar iyi. Çünkü daha yüksek alan bir insan da başvurup geçebilir. Böyle durumlar da var. Ve YDS puanı lazım. YDS'ye girmem gerekiyor. O yüzden adam akıllı oturup İngilizce çalışmamız gerekiyor. Bilmiyorum böyle aslında bir şey ne onun adı? Bir çalışmaya başlasam aslında her şey gelecek. Ben buna inanıyorum. Ama iki gündür kendimi bunu hazırlıyorum. Evet gerçekten iki gündür psikolojik olarak kendimi ders çalışmaya hazırlıyorum. Çünkü yine böyle şey oluyorum hani. Tam böyle oturacağım masaya. Bir şey oluyor ve çalışamıyorum. Artık çalışamıyorum diye bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum kendime de. O yüzden bugün işte gidelim gelelim. Ondan sonra evde güzelce bir ders çalışalım, bir yenilenelim. Yani bu sene böyle boş geçsin gerçekten istemiyorum. Çünkü geçen sene gerçekten çok boştu.
Yani kendi adıma konuşayım, kendimi geliştirme açısından konuşayım. Hani hele hele okul bittikten sonra bu işte yarışmalar, işte Fındık'tan gittim geldim falan. Yani neredeyse Eylül'den beri hiçbir şey yapmadım bakın. Gerçekten hiçbir şey yapmadım. Ne kendimi geliştirmek açısından olsun, ne işte proje olsun, ne başka bir şey olsun. Sadece dizi izledim. Ve artık bunu gerçekten istemiyorum. Yeterli dizi kotasını doldurduğuma inanıyorum. Çünkü izliyorum yani deli gibi. Ama bunun bana bir getirisi olmayacak. Bunun farkındayım. O yüzden birazcık ders çalışmamız gerekiyor ve bunları yapacağız. Ben inanıyorum. Bu sefer olacak. O sınavda da gerçekten 30 almaya gayret göstereceğim ve almak istiyorum. Çünkü yüksek lisans yapmak istiyorum. Ondan sonra mülakat var. Mülakatta da işte hocayla konuştuk. Şey dedi hani, sen ne üzerine yüksek yapmak istiyorsun? Ben dedim ki görüntü işleme. Hani görüntü işlemeyle alakalı basit şeyler sorarlar dedi. Hani bir de şimdi hocayla da anlaştığımız için hani çok bir sıkıntı olmaz. Hani sen o sınavı geçtikten sonra aslında hallolur dedi. Bilmiyorum, bakalım o zamanlarda göreceğiz. Tabii ne kadar günümüz kaldı hiç bilmiyorum. Gerçi daha hala başvuruda da bulunmadım. Çünkü ben hala şu an aktif öğrenci olarak görünüyorum. Mezun olamadım henüz. Hala evraklarım gitti ama işlem aşamasında. Umarım 19'una kadar olur. Hani olmazsa da bir sıkıntı olmuyormuş. Çünkü şey dedi hoca. Yeter de. Mezuniyet aşamasındaysan hani onu gösteren bir tane belge olursa şey oluyor, hani sıkıntı yok, tekrardan hani yükseğe başvurabiliyorsun dedi. O yüzden ondan da yana bir sıkıntı yok. İşte konuştum, danışmanımla da konuştum, hocayla da konuştum, bir problem olmaz dedi. Hatta başka bir hocayla daha konuştum. Benim de öyleydi işte, ben de tam mezun olamamıştım ama mezuniyet aşamasındaki belgeyi aldıktan sonra başvurabiliyorsun, sıkıntı yok dedi. Öyle yani, başka okullara başvuracak mıyım? Ondan emin değilim. Yine böyle hani Yıldız'a falan başvurmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak, hepsini göreceğiz. 7 dakikadır konuşuyorum bıdır bıdır. Günlerde çok da konuşmadığım için kameranın karşısında geçmediğim için çenem açılmış maşallah. O zaman şu manzarayla beraber aşağı doğru yürüyelim. Sonra tramvaya binip otogara geçelim. Sonra görüşürüz. Kolyeyi aldım. Allah'tan hafif küçük diyordu annem yani. Bayağı da küçükmüş anne. Ben de çok küçük bir şey zannettim. Yanımda poşet falan da getirdim de. Neyse. Şimdi annem bunun içinde çok güzel şeyler yolladı. Eve gidip güzelce onları yiyelim. Şu an sadece bunu düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum yani. Şimdi birazdan 10 numara kalkar, ona biner giderim. Annem güzel şeyler yolladı. Aa, ben anneme bir şeye bakıp bir şey söyleyecektim. Evde incir reçeli var mı yok mu diye bakıp söyleyecektim. Ben onu hep unuttum. Neyse, ben annem arayayım da şimdi aldım diye haber vereyim. Arkadaşlar, annem işte dille, fasulye turşusu, yufka, siron, fasulye falan filan yollamış. İncir reçeli yollamış. Ben de şimdi kendime eve gelince zaten direkt birazcık soğuk soğuk yemiştim. Şimdi üstümü başımı değiştirdim. Hemen ısıttım dibleğimi. Yanına da fasulye turşusu. Şu an benden mutlusu yok. Gerçekten şu an benden mutlusu yok. Şimdi akşama da yufka kızartırız yanına. Zaten benim mükemmel dörtlüm var. Yufka, incir reçeli, turşu ve dible. Tatlı, tuzlu, ekşi dengesi bir arada. Gerçekten o dörtlüye bayılıyorum. Ve akşam onu yapıyoruz. Şimdi bunları gömeyim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar, şarkı söyleyerek bağırmak değil de size şunları göstererek bağırabilirim. Şunlara birazdan çalışmam gerekiyor ve bunun için toplam bir 10 günü falan var. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan bütün derslerin notları demeyeyim, çünkü bazı derslerin notlarını çıkarmamış olabilirim ama genellikle bütün derslerin notu vardır burada. Oturup bunlara çalışacağım. Ve nereden başlayacağım? Nereden başlayayım? Bak, notlarımı sayfalara karıştı, bak. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Of, ben bunları ne yapacağım, şu kontrol bir basılıkla. Yani şurada da bir sürü
dosyalar var. Sonra bunlar EDT. Şunlara çalışacağım. Sonra şunun içinde bir sürü notlar var. Şimdi hepsine karışık karışık açmak istemiyorum ama işte dip olasılık falan var bunda. Sonra burada DSP var. DST. Bu neymiş? MDT. Yani ben bunlara yazdık da okey de. Yani sıçtık. Vallahi sıçtık. Bunlara varmış. Sayısal tasarım. Sayısal tasarım Allah belasını verecek zaten. Bunda ne varmış? Bunda bir şeyleri koparmışız. Aha. Diferansiyel denklemler. Darmadağın hayat. Bunda dif var. Bunda elo var. Elo 1 ve devamında da elo 2 olması lazımdı. Nereden? Şuradan itibaren aynı. Şurası da elo 2. Ve bu defter neredeyse full dolu yani. Elo 2 var. Yani var da var arkadaşlar. Ben size şimdi hangisini göstereyim? İmge işleme var. Oha, boş bir defter buldum. Yay. Sonra şurada da bir sürü ders notları falan var. Ben hepsini böyle dosyalamıştım. Burada da var. Uzay kanatları. Burada da var. Lablar. Gerçi şunlarda çok fazla bir notu olmayabilir ya. Şu var. Gene elektronik notuymuş bunlar. Yani kendi notlarımdan çalışacağım. Bu kadar şeyi 10 gün içerisinde nasıl kafama yazabilirim bilmiyorum. Ama umarım 30 alacak kadar bir şeyler yapabilirim. Yani gerçekten 30 alabileceğime şu an gram inanmıyorum. Bakın gerçekten hani kendi öz konuşmamı yapacak olursam gram inanmıyorum. Çünkü bunların üzerinden çok geçti ve hani çoğu dersi hani salaklık yaptığımız için sınavdan önceki günlerde çalışıyorduk. Sadece anı kurtarmak için çalışıyorduk. Ve hiçbiri kalıcı bir şekilde kalmadı hafızamda. Yani umarım çoğunluğum böyledir diye düşünüyorum ama umarım öyle değildir. Umarım bir tek ben böyle yapıyorumdur. O yüzden şu an hani hiçbirini gerçekten hatırlamıyorum. Ve hatırlamakta da çok zorlanacağımı düşünüyorum. O yüzden hani bazı dersleri çıkarıp diğerlerine çalışacağım. Ama hangi birini çıkaracağım hiç bilmiyorum. Hayırlısı diyorum ya. Bir şekilde yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Yani yapamazsak da seneye belki. Ama alırım herhalde ya. Yani çok da kendimi güvensiz olarak yansıtmak istemiyorum. Şu an kendimi bildiğim için konuşuyorum ama hani belki baktığımda hatırlayabilirim. Umarım hatırlayabilirim. Ne olacak hiç bilmiyorum. Gerçekten şunlarla boğuşmamak için günlerdir erteliyorum ama artık gerçekten erteleyemeyeceğim. Umutlayım. Çünkü ertelenecek bir gün sayısı da kalmadı. Çünkü bugün ayın 14'ü yanlış hatırlamıyorsam. 19'u son başvurular. Bu arada hala başvuru yapmadım. Gidip başvurumu da yapacağım. Hoş geldin. Başvurumu da yapacağım. 24'ünde sınav var. 25'i mülakat olarak gösteriyor. Yani mülakat da zaten ayrı bir gerginlik. Orada çok zorlayacaklarını düşünmüyorum. Bakalım. Hayırlısı arkadaşlar. Hayırlısı diyorum. Ve ben hiç uzatmadan kahvemi de hazırlamıştım. O zaman başlayalım. Bira bismillah diyelim. Bir yerden başlayacağız. Bakalım gözümü kapatacağım. Birini seçeceğim, hangi ders gelirse ondan başlayacağım. Çünkü benimkinin hepsi eşit bir konumda yani şu an. Şimdi bunun içinde şey var. Fizik var. Olasılık var ve yine dif var. Zibilyon tane dif notu tutmuşum yani. Maşallah diyorum. Bunları da okurum. Yani hepsini okuyacağım. Gerçekten yani benim bir hatim etmem gerekiyor. Gerçekten hatim etmem gerekiyor. Göreceğiz. Hatim edebilecek miyiz? Edebilecek miyiz? Sana boşluğu bir daha koyayım mı? Bunlar ne kadar not var ya? Süre. Gene bunlar notlar. Neyi notlamış bunlar? Gene mi dif? Ya ben ne kadar dif notu tutmuşum ya.
Arkadaşlar not istiyorsanız satılır. Vallahi satarım. Satarım. Acaba. Şunlar. Şunlar böyle. Bunları böyle zorlamışım. Limit. Bir. İntegral. Süre. Bunların hepsini okuyacağız. Neyse bunu bir defterin içine koyalım. Ne varmış? Yine matematik. Matematik. Matematikte benim şöyle bir anım var arkadaşlar. Ben matematikten vizesinden çok düşük almıştım. Gerçekten çok düşük almıştım. Ama finaline öyle bir çalışmıştım ki 95 almıştım finaline. 93 ya da 95 falan almış olabilirim. Ama hatırlayamıyorum. Teknik resim. Lan teknik resim bile çizdik. Az önce şurada bir yerde vardı. Teknik resim bile çizdik mi? Valla. Her şeyi yaptık. Bu bölüm bize her şeyi yaptırdı. İşlemsel zeka seçmeliydi. Herhalde ondan sorulmazlar yani. Her şeyde çalışamayacak. Zorunlu dersleri sorarlar. İşlemsel zeka notları. Arkadaşlar niyet ettim. Hatim etmeye diyorum yani. Başka bir şey diyemiyorum. Let's get a start. Başlayalım. Yoksa bu uzadıkça uzayacak. Ben baktıkça bakacağım yani. Neyine bakacaksam. Bir of çekelim ve başlayalım. Bir bismillah. Önümde de ne açık kalmış? Yani hangi defter var önümde? Analog haberleşme. Sana en son bakarım canım benim. Sana en son bakarım. Sen çünkü. Ya bir tane şey vardı. Sonucu ders anlatırken bununla ilgili size bir şey sordu demişlerdi. Ve ben onu hani şeyde. Ne onun adı? Yüksek lisans yapacağınız zaman ya mülakatta ya da sınavda bir yerde bunu size sorarlar. Bu karşınıza çıkar demişti. Ve ben onu bir yere not aldığımı hatırlıyorum. Onu buluyorum. Çok iyi hatırlıyorum çünkü öyle bir şey dediğini. Ama nerede dedi? Ne oldu? Hiç hatırlayamıyorum. Güzel de ne oldu? Ben aslında gerçekten güzel defter tutuyorum. Sadece tutuyorum. Baksanıza nasıl çizmişim ya. Bak bak deftere bak. Neyse. Ama sonra bakarım da ben başlayayım. Neyse analog bir gözüm iyi geldi gibi ya. Bir analogla da başlayabiliriz belki. Neyse bir göz daha atayım, bir kez daha, ondan sonra başlayacağım. Arkadaşlar notlarımı düzgün bir şekilde dizdim. Şimdi önüme kontrolü aldım. Kontrol çalışacağım birazcık. Çünkü bu bana diğerlerinden bir tık daha kolay gibi geldi. Ya siz ne yapıyorsunuz? Bunlar da böyle kafeste durmadılar. Buraya koydum. Birileri direkt dansı yapıyor. Neyse onlar orada keyif yapsın. Ben de burada sürüneyim arkadaşlar. Niyet ettim Allah rızası için bu notları ezberlemeye, hatim etmeye. Allah'ım ne olursun. Ne olursun okuduklarım aklımda kalsın. Sınavda önüme gelenleri yapayım. Yapabildiklerimi yapayım. Yapamadıklarımı da yapmaya çalışıp doğru sonuca, doğru elemeler sonucuna doğru sonuca ulaşayım.
Hiç yapamadıklarımı da attıklarımı da tuttur Allah'ım. Amin. Bira bismillah diyorum. Başlayalım kontrola. Kontrol nedir? Bence böyle sözel sorularla da, sözel sorular da soracaklar. Hep sayısal sayısal nereye kadar? Bence bu önemli. Boş bir defter buldum defterlerimin arasında. Bu deftere de her çalıştığım, acaba A4 kağıdına mı yazsam? Bence A4 kağıdına yazayım. Defterde sıkılırım, başka derse geçerim falan. Ayrı olmasın. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. As the rainbows die, çalıştım. Yani çok da çalışmış sayılmam da bir 6 sayfa falan not çıkarttım. Şimdi kısmetse olur arası veriyorum. Abi cringe bir şekilde bunu izliyorum bakın gerçekten. Yani aşırı derecede sarıyor zaten. Zaten bugünlerin gözdesi bu yani. O yüzden şimdi bir tabi 1.5 yazacağım o yüzden. O yüzden 1.5 saatte bitiyor. Bu bitsin ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden çalışmaya devam ki. Ben bunu izleyeyim sonra görüşürüz.